Haberim Var kanalından hepinize merhabalar. Yepyeni bir video haberle daha karşınızdayız. Birleşik Arap Emirlikleri'ne sığınan Peker'e soğuktur. Değerli izleyenler, Birleşik Arap Emirlikleri'ne sığınan Sedat Peker'in elebaşı olduğu suç örgütüne yönelik açılan davada çarpıcı bir gelişme yaşandı. Birleşik Arap Emirlikleri'ne sığınan Sedat Peker'in elebaşı olduğu suç örgütüne yönelik 92 sanıklı davada yeni bir gelişme yaşandı. Ünlü bir döner firmasının ortaklarından ve davanın mağduru olan Emrah Sarıtaş, Sedat Peker'le eşi Özge Peker, bazı sanıklar ve ailelerinin mal varlıklarına tedbir konulmasını istedi. Davanın görüleceği İstanbul Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi'ne avukatı Hakan Tunçkol aracılığıyla dilekçe sunan davanın mağduru Emrah Sarıtaş, dava konusu suçlamalar ve gerçekleşen zararın mal varlığına yönelik olması nedeniyle zararının karşılanmasını istedi. Mahkemeye sunulan dilekçede avukat Hakan Tunçkol, sanıkların suç konusu elde ettiği mal varlıklarının kaçırılmaması ve üçüncü kişilere devredilmemesi için önemli bir adım attı. Hem mal varlıklarının tespiti hem de tedbir konulup müsaade edilmesini istedi. Dilekçede Sedat Peker ve eşi Özge Peker'in alt ve üst soy dökümlerinin istenerek, iki ismin birinci derece akrabalarının nakit, gayrimenkul, hisse senedi gibi varlıklarının tespit edilmesi talep edildi. Bu varlıkların kuvvetle muhtemel suç sonucu elde edildiği vurgulanarak müsaade edilmesi istendi. Sadece Peker ailesi değil, davanın diğer sanıkları Abdullah Süngü, Fikret Aydın ve eşleriyle sanık Eser Sarıtaş'la babası Erol Sarıtaş'ın da birinci derece yakınları noktasında da bu şekilde alt ve üst soydan birinci derecede akrabalarının nakit, gayrimenkul, hisse senedi gibi mal varlıklarının suç sonucu elde edilme ihtimalin nedeniyle müsaadesi talep edildi. Şimdi mahkemenin talebi ilişkin kararı bekleniyor.